TET Biyoloji denemelerimizin beşincisiyle deneme serimize devam ediyorum. Karşınıza gelmesi muhtemel olan soru tarzlarını çözerek tekrarlarımızı tamamlamış olacağız. Soru çözümlerim arasında vereceğim ipuçlarını kaçırmamak için videolarımı sonuna kadar izleyin. Video sonunda da siz de bu denemede kaç net yaptığınız yorumlardan yazabilirsiniz. Haydi gelin şimdi birlikte bu denemede hangi sorular varmış birlikte bakalım çok faydalı olmasını diliyor ve ilk sorumu yapmaya başlıyorum. Sürenin sonunda her 3 tüpe de asit ayırıcı damlatıldığında hangi tüplerde renk değişiminin gerçekleşmesi beklenir diyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda hemen yapmanız gereken şey 3 tane kap çizmek. Çünkü soru kökünden bazen böyle kelimeleri karıştırabiliyoruz ve neyin neyden sonra olduğunu böyle tam oturtamayabiliyoruz. O yüzden hemen 3 tane kap çiziyoruz arkadaşlar. 3 tane kap çizdik. Birincisine nötral yağ dedik. Nötral yağ varmış burada. İkincisine protein konmuş. Üçüncüsü ne de ne nişasta konmuş. Bakın ben de karıştırıyordum yazarken. Sonra bunların içerisine hidrolizini sağlayan enzimler ve su konulmuş. Hemen yazalım arkadaşlar. O zaman bunun içerisine aynı zamanda su ve lipaz enzimi konacak. Bunun içerisine su ve proteaz enzimi konacak. Bunun içerisine de su ve amilaz enzimi konacak arkadaşlar. Bakın enzimlerin hepsinin sonu az ile bitiyor. Şimdi baktığımız zaman nötral yağı lipaz enzimiyle sindirdiğimiz zaman ne açığa çıkar? Yağ asidi ve gliserol açığa çıkar, değil mi? O zaman proteini sindirdiğimiz zaman ne açığa çıkar? Amino asit açığa çıkar. en tane amino asit. Nişastayı sindirdiğimiz zaman da açığa en tane glikoz çıkar arkadaşlar. Bana diyor ki her 3 tüpe de asit ayırıcı damlatırsak hangisinde renk değişimi gözlenir? Yani hangisinde asit var demek istiyor. O zaman hemen bakacak olursak ne diyebiliriz arkadaşlar? Yağ asidi diyor. Bakın buradan asidi yakaladık. Amino asit diyor. Buradan da asidi yakaladık. O zaman cevabımız 1 ve 2 olması gerekiyor. İlk sorumuzu çözdüğümüze göre ikinci sorumuzla devam edelim. Bu da bir ekoloji sorusu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aşağıda azot döngüsü şematize edilmiş. Bu döngüde görev alan canlılar X, Y, Z olarak isimlendirilmiştir diyor. Şurası yanlış olmuş arkadaşlar. Çok önemli değil. Bu döngüye göre yorumlarından hangileri doğrudur diyor. Mikroorganizma faaliyetlerine dayanan bir döngü türüdür diyor. Şimdi şunu bilmem lazım arkadaşlar. Azot döngüsünde yıldırım, şimşek gibi olayların, çevresel olayların yanı sıra toprak bakterileri, azot bakterileri yani azot bakterilerinden kastım nitrifikasyon ve denitrifikasyon bakterileri görev alıyor. O yüzden bu bir mikroorganizma faaliyetimidir? Evet arkadaşlar, o zaman bir olmayanları hemen eleyelim. X ile baklagil bitkisi arasında simbiyotik bir ilişki vardır. Yani karşılıklı bir ilişki diyor. Evet arkadaşlar, şu şekilde. Şimdi azot var atmosferde değil mi? Ancak bitki atmosferin serbest azotunu kullanamıyor. İşte burada bunu atmosferin azotunu toprağın azotuna dönüştürecek bir X canlısı var. Bu X canlısı ne yapıyor? Toprağı verimleştiriyor azot bakımından. Tamam, o zaman bu bitki bir yarar sağlamış oldu. Peki bitki bakteriye nasıl bir yarar sağlayacak? Organik madde üreterek. Organik madde üretecek ve ona vermiş olacak. Bu şekilde karşılıklı bir yarar sağlamış olacaklar. 2 olmayanı da eliyorum. 3'e bakıyorum. Y ve Z canlıların görev aldığı olaylar fotosentezdir diyor. Bakıyoruz. Organik bir madde var. Bunu ayrıştırma durumu var arkadaşlar. Değil mi? Yani Y olayı nitrifikasyon basamağında görev alan bakterilerle kemosentez oluyor arkadaşlar. Bu da amonya zehirsizleştirilmesinin sağlanmasıyla alakalı bir maddedir. Yani bu bir kemosentez olayıdır. Fotosentez değildir. O yüzden 3'ü de eliyoruz. Cevabımız çıkmış oluyor ama yine de 4'e de bakalım. Organik maddeden amonyak oluşumu parazit bakteriler tarafından gerçekleştirilir diyor. Parazit bir bakteri değildir arkadaşlar. Yani parazit ne demek? Karşına zarar veren demek. Arada ancak burada bir yarar durumu söz konusu o yüzden bu yanlış oldu cevabımız da Zaten C seçeneği olarak karşımıza çıkmış oldu. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bir hücre ünitesi ile alakalı soru arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde hücre zarında meydana gelen 3 farklı madde geçişi olayı gösterilmiştir. Şekilde gösterilen madde geçişleri ile ilgili hangileri tümü için ortaktır diyor. Hemen bakalım bakın ne yapılıyor. Azdan çoğa bir madde taşınması çoktan aza doğru bir madde taşınması yine çoktan aza doğru bir madde taşınması durumu söz konusu. Ancak bunlar da nasıl oluyor bir bakalım. Şimdi şuraya atıyorum A diyelim şuraya B diyelim şuraya da C diyelim arkadaşlar. A ile gösterdiğim yer azdan çoğa bir madde taşınması değil mi? Ancak burada kim görev alıyor? Bir protein görev alıyor değil mi arkadaşlar? O zaman burası ne olacak? Aktif taşıma olacak. Aktif taşımada maddeler az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru taşıyıcı protein ve enzim kullanılarak gerçekleşiyordu. O yüzden bu bir aktif taşıma örneğidir. Peki B'ye bakacak olursak B'de çoktan aza doğru bir madde taşınması var. Yine burada taşıyıcı bir protein görev alıyor. O zaman bu da nedir arkadaşlar? Taşıyıcı proteinin görev aldığı ancak ATP harcanmadığı bir mekanizma olan kolaylaştırılmış difüzyondur. C'ye bakacak olursak da arkadaşlar. Burada yine çoktan azı bir geçiş var. Ancak burada herhangi bir şekilde taşıyıcı protein görev almıyor. O zaman buna ne diyebiliriz? Difüzyon diyebiliriz. Sorumuzu aslında çözmüş olduk arkadaşlar. Bunun üçü için ortak olanı soruyor. Taşıyıcı proteinler aracılığıyla madde geçişini sağlama. Bakın C'de dediğimiz yani en sonuncu da taşıyıcı protein var mı? Yok. O yüzden bu olmadı. Bir olanları hemen eriyelim arkadaşlar. Geçiş sonucunda ortamlar arası yoğunluk farkında artışa neden olma. Bakın az yoğundan çok yoğuna doğru geçtiği zaman yoğunluk farkında artış olur. Ancak çoktan aza olduğunda yani B ve C'deki gibi olduğunda arkadaşlar ortamlar arası yoğunluk farkı azalır. Eşitlenir yani. O yüzden bu da tümü için ortak olmadı. O yüzden iki olanları da elediğimiz zaman cevabımız çıkıyor ama yine de bakalım. Sadece canlı hücrelerde gerçekleşme bu sadece aktif taşıma için yani A için geçerli küçük moleküllü maddelerin zardan geçişinde görev alma, evet aktif taşıma da kolaylaştırılmış difüzyon ve difüzyon da küçük maddelerin geçişi sayesinde gerçekleştirilir. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Bu sorumda Hücre bölünmeleri ile alakalı bir soru. Bir bakterinin ikiye bölünmesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakterinin neslinin devam etmesini sağlar. Hücre bölünmesi ile arkadaşlar ne oluyor? Bir bakteri var. Bu bakteri ikiye bölünerek iki tane bakteri olmuş oluyor. O zaman Çoğaldı mı? Çoğaldı. Neslin devamını sağlar mı? Sağlar. O zaman bir olmayanı hemen eliyorum. Bakın iki seçeneğim kaldı. İkiye bakmama bile gerek yok ama yine de bakalım tekrar olsun. Değişen çevre koşullarına daha dayanıklı bakterilerin oluşması sağlanır diyor. Bu ikiye bölünme bir eşeysiz bölünme çeşitlerinden biri değil mi? Eşeyli üreme de arkadaşlar ne oluyordu? Böyle değişen ortam şartlarına dayanıklı bireyler elde ediliyordu. Ancak eşeysiz üreme örneklerinde olduğu gibi ikiye bölünmede de değişen ortam şartlarına daha dayanıklı bireyler elde ediliyordu elde edilmez. O yüzden bu yanlış oldu arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. Önce çekirdek sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir diyor. Bakın çekirdeğe dikkat etmem lazım. Bakteri prokaryot bir canlı olduğu için çekirdek var mı? Yok. O yüzden 3 de olmadı. O yüzden cevabım A seçeneği olarak karşıma çıkmış oldu arkadaşlar. Beşinci soruya gelelim şimdi birlikte. Beşinci sorumuz da arkadaşlar kalıtım ünitesi ile alakalı bir sorun. Y kromozomunun X ile homolog olmayan bölgesine taşınan bir özellik ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Bakın Y kromozomunun X ile homolog olmayan bölgesindeki hastalıklar neydi? Hemen yazalım. Balık pulluluğu, kulak kıllılığı ve yapışık parmaklılıktı değil mi? Bu hastalıklar sadece erkeklerde görülüyordu. Unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü Y kromozomunun X ile homolog olmayan bölgesine. Dişi bireylerin fenotipinde gözlenmez. Evet gözlenmez. Fenotipinde de genotipinde de gözlenmez. O yüzden bir doğru arkadaşlar. Bir olmayanları hemen eleyelim. Erkek bireylerden kız çocuklarına da geçer diyor. Hayır Y kromozom üzerinde olduğu için e kıza kız çocuğunda Y kromozomu var mı? Yok. O yüzden erkek bireylerden kız çocuklarına geçemez. O yüzden iki olanları eleyelim erkek bireylerden erkek çocuklarına geçer evet bu doğru arkadaşlar 3 de olacak erkek bireylerde heterozigot halde bulunur diyor bakınız erkek bireylerde bir x bir y kromozomu var değil mi o yüzden bunlarda heterozigot olma gibi bir durum var mı yok yani şu şekilde değil yani x kromozom iki tane olsaydı bu şekilde heterozigotluk yani büyük a küçük a şeklinde söyleyebilirdik ama burada x ve y durumu var o yüzden burada heterozigot halde bulunma gibi bir durum söz konusu değil çünkü y kromozom kromozomu üzerinde kalıtılan bir hastalık. Yani bize otozomal kalıtılan deseydi homozigot heterozigot yorum yapabilirdik. Ancak X kromozomu ve Y kromozomu üzerinde dediği zaman heterozigotluktan özellikle Y kromozomu için bahsedemiyoruz. O yüzden dörtte olmadığı için cevabımız B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Gelelim bu denememizin son sorusuna yani sınıflandırma sorusuna. Aşağıdaki şekilde öglenanın yapısı gösterilmiştir diyor. Öglena nasıl bir canlı? Prokaryot mu ökaryot mu hemen ökaryot dediğinizi duyar gibiyim. Bu şekildeki bilgilere göre Öglena'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olduğu söylenemez diyor. Fotosentez yapma. Hemen bakalım arkadaşlar. Kloroplastı var. Fotosentez yapar mı? Yapar. Aktif hareket etme. Kamçısı var. Eder mi? Eder. Tatlı su ortamında yaşama. Kontraktil koful var. Kontraktil koful tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda fazla suyun aktif taşımayla hücre dışına atıldığı yapıydı, değil mi? O yüzden doğru aydınlık ve karanlığı ayırt edebilir neden optik gözü var o yüzden yapabilir prokaryot hücreli olma diyor zaten en başta söylemiştik ökaryot olduğunu o yüzden cevabımız da e seçeneği olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar Evet sevgili gençler bu videonun da sonuna geldik. Bundan hemen sonra TYT denemesinin 6. videosu karşınızda olacak. Seri denemelerimle kendinizi deneyecek ve aynı zamanda tekrar yapmış olacaksınız. Anlamadığınız düşündüğünüz yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.